Herkese merhabalar sevgili izleyicilerim videoma hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra ev videosu paylaşıyorum. Yeni eklenti paketi Horse Range kullanarak rustik görünümlü bir ev yaptım. Rustik demek yani kırsal taşra evi diyebilirim. Başka nasıl desem bilmiyorum yani çok daha ayrıntılı elbette ki açıklanabilir bir kelime ama kısacası böyle desem yapmış olduğum evi daha iyi tanımlayacaktır. Öncelikle sizlere birazcık evden bahsetmek istiyorum daha sonra şöyle genel konuşuruz çünkü uzun süredir zaten ev videosu paylaşmıyordum. Ev videosu demek benim bol bol konuştuğum videolar anlamına gelir. Önce birazcık sizlere evden bahsetmek istiyorum. Evimiz iki katlı ve bir yatak odası var bir çocuk odası var ekstradan bir bir tane de bilgisayar odası vardı yanlış hatırlamıyorsam orası da yani o kısım boş kaldığı için öyle değerlendirdim normalde oraya çamaşır odası yaparım diye düşünmüştüm ama çamaşır olayını bahçeye taşıdığım için Laundry Day staff paketini kullandım ve herhangi bir yere de bilgisayar koyamadığım için yani küçük bir işte bilgisayar odası tarzında ve hatta e, bu yeni paketle birlikte işte şey geldi ya bu şarap tarzında içecekler, meyve suyu içecekleri. Onun için böyle küçük mahzen tarzında bir şeyler de ekledim oraya. Burası bir kırsal ev olduğundan dolayı bahçesiyle ayrı bir şekilde ilgilendim. Hem atınız için bir alan var. Hatta atınız işte orada gezinebilir, top oynayabilir. Yani eğlence anlayışı da gayet yükselecek. Ee, bir tane eşya koydum yani oyuncak koydum. Hem de bahçe işleri için ayrı bir yer var. Simleriniz eğer ki bahçecilik konusunda ilerlemek istiyorsa e, Cottage Living paketiyle gelen bu ekme biçme olayları ile ilgili oraya birkaç şey ekledim. Gayet güzel oldu yani bahçe kısmı. Evin dış dizaynı tam da istediğim gibi oldu. Yaklaşık bir iki gündür e, bu evi düşünüyorum, işte deniyorum bir şeyler olmadı. Normalde e, tarz olarak Böyle bir şey düşünmemiştim. Yani tabii ki de dış renkler olsun, bu sarı görünümlü kurumuş otlar olsun bunları zaten kafamda düşündüm. Bu konsepte uygun olduğu için. Fakat evi birazcık daha büyük yapmak istiyordum. Daha böyle enlemesine büyük bir şey istiyordum. Yani yaptım ama olmadı. Çünkü kamera içerisinde de onları doldurmak uğraşmak gerçekten çok fazla e, zaman alan bir şey. Artık belli bir zamandan sonra baktım yoruluyorum ve e, hayalimde ilerleyemiyorum. Yani hani dolduramıyorum salonları, odaları. O yüzden onu eledim. Daha iyi olacaktır. En azından bir başlangıç evi için daha iyi olacaktır. Kamera dışında büyük bir ev işte 5-6 kişilik bir ev elbette yapabilirim çünkü Growing Together'da da baya büyük bir ev yapmıştım ee, ama buradakinde çok daha farklı bir konsept olduğu için e, kamera dışında yapıp galeriye ekleyebilirim. Yani daha sağlıklı olacaktır, daha iyi sonuçlar çıkacaktır ortaya. Neyse ki dediğim gibi kafamdaki planı uyguladım ve evin dış dizaynıyla alakalı bol bol yeşillik yani sararmış otlar, etrafta birkaç tane gerçek yaşanıyormuş hissi veren bazı objeleri de yerleştirdim ve gayet istediğim gibi oldu. Evin içerisinde ise en çok sevdiğim yer ve gerçekten en çok içime sinen yer oturma odası oldu. Çünkü hem renkler konusunda hem de oradaki kullan kullandığım objeler tam olarak yerli yerinde oldu ve gerçekten güzel bir ambiyans yakaladığımı düşünüyorum. Evin yapımında elbette en çok horse range yani at paketi objelerini kullandım. Hatta gizli objeleri de kullanmaya çalıştım. Bu evi yaparken kullanmış olduğum bütün hileleri açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Hile girmeden önce işte belli objeler var. Hile girdikten sonra bütün objeler mesela açılıyor. Onların da yine şifrelerini, hilelerini bilmiyorsanız açıklamalar kısmına... Aslında eklerim. Oradan hepsine bakabilirsiniz. Horse Range dışında elbette ki Cottage Living paketi, Kurtadan paketi, Laundry Day, Growing Together, Pets Sandbox gibi, Seasons gibi kullanışlı olan ve gerçekten birbirini tamamlayan paketleri bayağı bir kullandım. Hatta Kodic Living ve Kurtadan paketi de dahil. Bunu da kesinlikle söyleyebilirim. Ve elbette ki yeni genişleme paketi. Bunlar gerçekten birbirlerine oldukça uyumlu. Bende bütün bu arada kit paketleri yok. Eksik olan e, paketler var. Olmayan birkaç kit paketi eğer olsaydı yani obje olarak o gelen e, kitler olsaydı onları da muhtemelen kullanırdım. Çünkü onlarla da uyumlu aslında. Mesela en son bir e, eşya kit şey gelmişti. Adını hatırlamıyorum asla. O kadar hani şey yapmamışım ki, bakmamışım ki. Onlar indirime de düşmeni keşke alabilsek ama maalesef ki indirime de gelmiyorlar. Sabit hepsinin fiyatı. Eğer onlar sizde varsa mesela onları da kullanabilirsiniz. En azından televizyon yani o kit paketiyle gelen televizyon olabilir. Ya da bahçecilikle ilgili bir kit vardı. Evet hatırladım şu an. Onu bahçede kullanabilirsiniz. Ah keşke bende olsaydı. Kesin kullanırdım. Ah be şu an şu an düşündüm de çok güzel olabilirdi. Her yani neyse artık yapacak bir şey yok. Sims 4'te ev yapmayı gerçekten seviyorum ama her zaman yaptığım bir şey de değil aslında. Bazen serilere göre ev yapıyorum. Bazen de kamera dışında galeriden paylaşıyorum ama uzun süredir, uzun süredir aslında ev yapmadığımı fark ettim. En son baktım da hangi evi paylaşmışım diye kanala. Growing Together birlikte gelen paketteki objeleri kullanmıştım. Öyle bir ev yapmıştım. Büyük bir evdi hatta orası. Onun dışında hiçbir şekilde ev yapmamışım. Baya uzun bir zaman geçmiş. Belki belki de o yüzden mi acaba bilmiyorum çok fazla düşündüm nasıl bir ev yapsam diye sürekli aslında ev yapılabilir. Evet. İleride Sims 5 çıkacak mesela. Onda nasıl olacak? Onu da merak ediyorum açıkçası. Çünkü ev yapmayı seviyorum. Jeleri kullanmayı, yerlerinde kullanmayı seviyorum. Bana ilham veriyor. Bazen gerçekten normalde de hani bir şey bakıyorum ve diyorum ki hani bunu işte oyunda yapayım güzel durur falan diye bu şekilde düşüncem de oluyor. Acaba bir mimar, iç dış mimar falan olsaydım nasıl olurdu? Yani oyundaki ev yapmak eğlenceli ve güzel Acaba gerçekten de öyle mi? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ama kesinlikle elbette ki e, zor. Objeleri yerleştirmek ya da evin kabataslak yapısını çıkarmaktan ziyade nasıl bir ev yapsam diye düşünmek bence o kısmı daha zor gibi geliyor oyunda. Bu evimizi serimizde kullanır mıyım bilmiyorum. Belki birkaç bölüm kullanabilirim bu arada. Çünkü biz serimize başladık Course Range serisine. Ben orada hızlı bir şekilde birinci bölümü paylaşmak istediğim için ev yapma fırsatım olmadı. Hemen öyle ilk gördüm evi. Starter bir ev vardı. Hemen onu Sizlerle paylaştım. İşte gameplay'de birinci bölümde e, o evi kullandım. Hatta şu an iki bölüm paylaştık. İki bölümde de aynı ev var. Ama ev gerçekten çok küçük ve tam bir başlangıç evi. E, biz büyük bir çiftlik kurmak istediğimiz için de o ev bize zaten yetmeyecek. Ve ben bu evi yaptığım için bu eve geçme ihtimalim yüksek. Ama e, birkaç bölüm daha bu evde ilerledikten sonra ve paramızı daha fazla çoğaltıp e, bu Çiftlik hayvanlarını dahil ettikten sonra ailemize evimizi çok daha büyütebilirim. Bu aralar bakıyorum galeride ve takip ettiğim böyle galeride çok güzel evler yapan simmler de var. Çok fazla evler yapmaya başladılar ve gerçekten çok büyük ve meşakkatli evler yapmaya başladılar. Ben o kadar büyük evde kendime güvenmiyorum açıkçası. Bunu her zaman söylüyorum. O yüzden çok büyük bir eve geçersek eğer onu galeriden indiririm. Ama bu evimizi elbette kullanabilirim. Dediğim gibi ben hemen seriye başlamak istediğim için ev yapma zamanım olmamıştı. Ama bunu neyse ki yaptım ve gameplay serisinde evet kullanabiliriz. Çünkü ben bu evi yaparken kendi serimizdeki ailemizi düşünerek aslında yaptım. Çocuk odası var. İşte bir tane yatak odası var. Ekstradan bir şey yok ve biz de evde bu kadarız yani sadece iki kişiyiz diyebilirim. Evi yaptığım yer bu arada haritada 20'ye 20 bir yer yani çok da büyük bir yer değil. Bizim seride olduğumuz yer 20'ye 30 olması lazım. Oradan birazcık daha büyük ama yine de gayet kullanışlı ve güzel oldu. Yani 20'ye 20 dediğimizde çok küçük bir yermiş gibi böyle kafamızda düşünsek de gerçekten ben olabildiğince her bir kısmı iyi bir şekilde kullandığımı düşünüyorum. Elbette ki evi galeriye ekleyeceğim sizlerle paylaşacağım. Bu arada kamera içerisinde yaptığım için bazı eksik yerler vardı. Ben onu montajlarken fark ettim. Onu daha sonra galeriye eklediğimde elbette ki düzeltirim. Ama bu şekilde açıklamalar kısmına eklersem de siz ona dikkat edin mutlaka mesela banyoda bir ara şey var ya hani duvar vardı oraya mesela boyamamışım. <laughs> onu fark ettim. Bir de güncelleme ile birlikte tavan boyama geldi biliyorsunuz ki. Ben bazı yerlerde onu denedim ama hepsini deneyemedim. Onu sonradan yine fark ettim. Yani bütün hepsinde tavanları boyamamışım mesela. Galeriye eklerken bu eksiklikleri tamamlayarak ekleyeceğim. Bunu kesinlikle söyleyebilirim ama siz evi indirdiğiniz de bu tarz ufak tefek detayları fark ederseniz onları mutlaka düzeltin çok daha iyi görünecektir. Bu arada yeni paketi nasıl buldunuz, nasıl gidiyor, siz seriler yapmaya başladınız mı, oynamaya başladınız mı? Bununla ilgili de yorumlarınızı merak ediyorum. Çünkü biz seride Sadece şu an iki bölüm paylaştık o yüzden henüz bir yerleri işte keşfetmek ya da çok fazla oyunda ilerleme fırsatımız olmadı ama serimiz güzel gidiyor ben iki bölüm hemen sizlerle paylaştım çünkü eğlendim eğlenerek çektim yani bence simimiz de çok güzel oldu Tamara da gayet tatlı bir sim oldu ee, onun hikayesi de özellikle ilgi çekici o yüzden seriyi böyle ilerletip finale kadar elbette ki gideceğim yani bunu mutlaka sizlere söyleyeyim. 10 ya da 15 bölüm yaparız. Daha sonra final olur muhtemelen. Tabii ki de 10 mu olur, 15 mi olur onu bilemiyorum. Onu serinin ilerleyen zamanlarında göreceğiz. Kanalda diğer serilere final yapmaya başladım. Mesela Nasobere challenge'ı final yaptım ve Island Living'de 2 bölüm paylaşacağım. Onu da final yapacağım. En, en yakın zamanda hatta bu hafta içi onu da halledeceğim. Yani finali yapacağım. Çünkü yapmam gerekiyor diğer seriler eksik kalmasın diye. Sims 3'e tekrar devam edeceğim. Kamera dışında birazcık oynamıştım. Ona evet ara ara onu paylaşacağım ama tabii ki de bu kadar uzun bir ara elbette ki verme gibi bir e, aklımda düşünce yoktu. Sadece Sims 3'ü oynamayı o kadar çok unutmuşum ki birazcık kamera dışında oynarsam belki hatırlarım diye düşündüm. O yüzden kamera dışında birazcık ilerlettim. Ve elbette ki Sims serilerimiz dışında kanalda paylaştığım Disney oyunumuz var. Onu zaten arada bir atıyorum. Yine bu şekilde atmaya devam edeceğim. Çünkü çok tatlı, eğlenceli bir oyun. Ekstradan yine arada bir atmak için e, bir oyun daha var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Yani belki ya bu videodan sonra atmış olurum ya da bu video videodan önce de atmış olabilirim. Şu an onu bilmiyorum çünkü... Ben bu aralar e, video yedeklemeye gittim de o yüzden sıralamasından emin değilim. Yani kısacası böyle çeşitlendiriyorum aslında kanaldaki videoları. Tabii ki de yine de en çok paylaştığım videolar Sims videoları olacak. Çünkü Sims seviyorum ya yani. bence çok tatlı eğlenceli bir oyun ki sizler de sevdiğiniz için buradasınız. Bu kadar da söyleyeceklerim. Keşke birazcık daha zaman olsaydı da daha fazla şey söyleseydim. Aslında aklımda bir şey daha, birkaç şey daha vardı da neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve beni şimdiye kadar dinleyen bütün izleyicilerime teşekkür ederim. Eğer kanala ilk defa geldiyseniz, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.